İsterseniz şeyimi de bahsedelim. Evet. Timder'in bundan sonraki yaptığı en önemli etkinlik sektör çalışanlarının eğitimlerini gerçekleştirmektir. Sektörde çalışanların hem kişisel gelişimlerini hem de satış pazarlama konusundaki eğitimlerini en üst düzeye çıkarmak için 15 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi ile akredite ettiğimiz bir Timder Akademimiz var. Bu da çok büyük bir katkı veriyor sektöre. Bunun yanında çalışanlarımızın üniversitede okuyan çocuklarına burs dağıtıyoruz. Önemli bir miktarda burs veriyoruz. Bundan sonra sektöre yeni donanımlı eleman kazandırmak adına İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yaparak meslek yüksek okuluna sektörümüze özel dersler koyduk. Orada da sektörümüzün deneyimli yöneticilerinden dersler vererek piyasaya en yetkin elemanları devşiriyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Ve Timder'in en önemli etkinliği şu anda içinde bulunduğunuz fuar. Evet. 32 yıl önce bu fuarı 400 metrede başlayıp bugün gördüğünüz 120 bin metrekarelik alana sığmayan bir hale geldi. Bu hem sektöre hem de Türk ekonomisine en büyük katkısıdır Timder'in. Bu anlamda çok büyük bir iş başarmıştır. Evet. Özellikle 2019 yılında yaşanan inşaattaki gerileme ve kriz, 2020 yılına geldiğimizde biraz düzelme oldu mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu kriz henüz atlatılamadı. 2020 yılından umut var olarak başladık. Ancak veriler o yönde gelmiyor. 2019 yılında alınan inşaat ruhsatı yaklaşık, yani hem adet hem metrekare hem alan bakımından baktığınızda yaklaşık %50 ile %60 düşüşlerde. Bu doğru bir görüntü mü? Bizce değil. Niye? Biraz sonra konuşmamda da bundan bahsedeceğim. TOKİ 21 ilde 100 bin konut yapacağım dedi. 1 milyon 250 bin müracaat oldu. Bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'de çok ciddi bir alıcı potansiyelinin olduğunun göstergesi. Buradan ilerlersek 1 milyon 200 bin İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 2 milyon konut stoğu var. Arıza hazır. Talep var. Arz var. Finansman döneminin en uygun seviyelerinde 0.59'da, aylık 0.59'da, 0.79'lar mertebesinde. Ki bu bizde psikolojik sınır 1'in 6 diyorlar. 6 diyorlardı ki geldi oraya. Ama bunları bir araya getiremiyoruz. Neden? Bunun nedenini bulmak. Bugünkü birinci şeyimiz bu. İkincisi, yine devlet bizim kentsel dönüşüm dediğimiz TOKİ sayfasında kentsel yenileme diye bahsedilen bir program var. Şimdi bu program çok spesifik, bölgesel olarak açıklanmadığı için camı kırılan nasılsa benim de evime müteahhit gelir diye bekliyor, camını değiştirdi. Bu da bizim parakendemizi ya da yenileme pazarı dediğimiz pazarımızı da olduğu gibi durdurdu. Bu anlamda bunun da harekete geçirilmesi için yeni çalışmaların da yapılması şart. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Derin yenileme diyor. Buradaki amaç ne? Binayı yıkmadan, zaten bu tür binalarda en önemli problem ne? Kat maliklerinin birinci isteği benim metrekarem ve konumum değişmesin. Bu da bugünkü şartlarda mümkün olmadığına göre müteahhiti kurtarmadığı için gerçekleşemiyorlar. Bunun için mevcut olan binalarda derin yenilemeyi öneriyoruz. Zaten devletin bunlara bir kira yardım var. Eğer kentsel dönüşüm şartlarında bu işe başlarlarsa devlet 18 aylık bir kira yardımı yapıyor. Artı 139 bin lira faizsiz kredi de veriyor. Bu ölçülerde rahat başarılabilir. Bu işin İstanbul'daki en yetkin kurumu İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi. Bunlarla gittik, görüştük. Örnekleri de bol miktarda var ve şu anda fiili yapılanlarda inşaat maliyetlerinin %30'u ve %40'ı mertebelerinde çok da uygun üretilebiliyor, yapılabiliniyor bu işler. Bunun üzerinde bir çalışmamız var. Bu gerçekleşirse
pazarımıza tekrar bir hareket gelebilir. Peki şimdi aslında bir de dış etkenler var. Mesela koronavirüsü ya da işte Suriye'deki devam eden iç karışıklıklar. Bunlar da aslında Türkiye ekonomisini ve sizin sektörü, inşaat sektörünü, seramik sektörünü çok olumsuz yönde etkiliyor. Buna dair sizin mesela görüşleriniz, önerileriniz nelerdir, düşünceleriniz nelerdir? Çok doğru bir tespit. Alt sınırımızdaki savaşlardan dolayı belli bir miktarda kayba uğramıştık ancak ihracatımız bizim ağırlıklı Avrupa Birliği'ydi. Evet. Bu anlamda o sıkıntıyı giderebiliyorduk. Ama bu koronavirüs şu anda belirgin bir endişe yaratıyor açıkçası herkeste. En başından nereden başladık? Eskiden buraya gelmeleri için davetler çıkardığımız Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki alımcılara şu anda fuarımıza gelmeyin diye mektup yazdık. Evet, yani oradaki hastalığı davet etmeyelim buraya diye. Önlem olarak. Buraya geldiğimizde tüm önlemleri aldık. Hollerde ve sahadaki tüm önlemleri aldık. İlaçlamasından, işte stand dezenfektasyonlarına kadar, kişisel sağlık şeyler ihtiyaçlarına kadar hepsinin önlemini aldık. Ama şu anda neyle karşılaşacağımızı açıkçası bilmiyorum. Bugün açıldıktan sonra bunu deneyimleyerek öğreneceğiz, yaşayacağız. Evet. Suriye'deki savaş bittiğinde Türkiye ekonomisi bundan olumlu yönde etkilenir. Mutlaka ki etkilenecektir. En yakın coğrafi konumdayız. Ve zaten bugüne kadar onların belli bir alanda inşaat malzemesinin tedarikçisi konumundayız. Bunun için de bize olumlu yansıyacağı kesin. Bu savaş demeyelim de yani oradaki harekat, evet, iç karışıklık ve harekat bittiği dakika bu bize olumlu mutlaka yansıyacaktır. Orada hiçbir sorun görmüyorum. Yani ticaret girdiği yerde zaten her şeyi iyileştiren bir güce sahip. Peki, buradan üyelerinize son olarak şu andaki pozisyonda ne tür mesajlar vermek istersiniz? Üyelerimiz bizim her zaman olumlu düşünen, iyimser olan insanlar ve bunun yanında da tedbir elden. Yani biz şu anda iyimserlikle bakıyoruz bu işe ve çözülebilecek bir konumda olduğunu varsayıyoruz. Bu anlamda üyelerimiz fuarımıza da gelip ziyaret edecekler. Üye açısından herhangi bir şey, sorun yok. Diğer biz kullanıcılarımızı fuarımıza davet ediyorum. Onlar gelsinler, bu sektördeki yenilikleri görsünler. Buradaki yenilikleri gördükçe kendilerindeki farklılıkları, ayrıcalıkları yaratmış olacaklar. Bugünkü dönemde insanlar hizmet edebilmek için farklılık yaratmak zorundalar. Bir pazarlamanın olmazsa olmazı oldu. Burada da o farklılık yaratmanın ölçülerini görecekler, onları buradan edinecekler. Onun için herkesi fuarımıza bekliyorum. Evet. Biz Timdere ve üyelerine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.